Gayet güzel bir organizasyonda, güzel bir kurumun açılışında birlikteyiz. Daha önce söyledim ama yine söyleyeceğim. Burada olduğum için çok mutluyum. Benim için çok değerli dakikalar. Hayırlı olsun diyorum. Amin. Amin. Şeref verdiniz. Amin. Teşekkür ederim. Bizi bir resim çeker misin? Böyle ağabeyim ortaya alacağım. Evet. Değerli bakanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Efendim şimdi kurdele kesimi ve kurban kesimine geçiyoruz. Başkanım hemen kapının girişinde hemen hazırlandı. Evet. Ayrıca duamızı yapması için Millet Camii İmam Hatibi Hasan Tiryaki hocamıza Allah'ım İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle. Allah'ım Müslümanları aziz eyle. Ülkemizi, milletimizi, bahusus memleketimizi şerlilerin şerrinden emin ve muhafaza eyle. Açılışında bulunmuş olduğumuz bu medya kuruluşunu hayırlara vesile eyle ya Rabbi. Hakkın ve hakikatin sesi eyle ya Rabbi. Allah'ım bu kardeşimizi, Fuat kardeşimizi dünyadan haberler verdiği gibi ahiretten de haberler vermesini nasip eyle. Dualarımızı dergah hizmetinde kabul eyle. Allah'ım ya Rabbi helaller ile merzuk eyleyip haramlardan muhafaza eyle. Allah'ım bu kardeşimizi, Fuat kardeşimizi dünyadan haberler verdiği gibi ahiretten de haberler vermesini nasip eyle. Dualarımızı dergah hizmetinde kabul eyle. Allah'ım ya Rabbi helaller ile merzuk eyleyip haramlardan muhafaza eyle. Efendim, hayırlı uğurlu olsun diyoruz bizler de. Takriben 23 yıldır radyo sektörünün içerisindeyim. Uzun bir çalışma sonucunda yeni yerimizi yaptık. Bir medya kompleksi, radyo, televizyon, aynı zamanda internet gazeteciliği. Belediye başkanları, iş insanları, bakan yardımcıları ve eski bakanlar, ünlü sunucu ve medya patronu Acun Ilıcalı Beyefendi açılışımıza bizzat katıldılar. O arada hocamız bir dua ettirdi. Hasan Tiryaki, Erzurum'da kendisi İmam Hatip. Dua ettirirken o arada dedi ki Allah'ım Fuat kardeşimizin dünyadan iyi haberler vermesini nasip et. Ve aynı zamanda da ahiretten de güzel haberler vermesini nasip et deyince tabii protokol, iş insanları, il müdürlerimiz, bakan yardımcılarımız bir anda bir gülümseme meydana geldi. Ve günün belki de en önemli ambiyansı oldu, en unutulmaz anı oldu. Güne damgasını vurdu bu vesileyle. Açılış sanki o esprinin bir gerisinde kaldı. Belki de bir dil sürçmesi diyebiliriz buna. Ama geriye kalan güzel bir anı, güzel bir hatıra oldu bizim için. Hocamız bizi güldürdü. Allah da hocamızı güldürsün diyelim.